Herkese merhaba. Bugün Ethereum Name Service nedir? Onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumlarıma geçmek istiyorum. Öncelikle Ethereum Name Service'in yükselişi Ethereum'un elinde de diyebiliriz. Çünkü Ethereum ne kadar çok kullanılırsa, ne kadar yükselirse, ne kadar alanı genişlerse Ethereum Name Service'te o kadar kendine pay çıkartacaktır diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ethereum Name Service 2017'nin Mayıs ayında Ethereum Vakfı'nda geliştirici olarak görev alan Nick Johnson ve Alexander de Sande tarafından temelleri atılan Ethereum tabanlı bir projedir. Projenin amacı uzun ve karmaşık olan Ethereum adreslerini basitleştirip metin haline getirerek kullanımı kolaylaştırmaktır. Bu sayede adresleri diğer verileri paylaşmayı, kullanmayı ve hatırlamayı kolaylaştırır. Bir örnek verecek olursak 0xdc45.nokta ile başlayan bir adresi akılda tutmak oldukça zordur. Bu gibi rakam ve harfler makineler tarafından okunur ve bir kripto para transferi yaptığımızda bu sayıların sahibine gider transfer. Ethereum Name Service ise bu sayıları insan tarafından okunabilir alternatiflere dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Blockchain'in benimsenmesi arttıracak önemli bir adımdır. Ethereum Name Service sadece cüzdan adresleri de sınırlı değildir. Kripto paralar üzerinde yaygın olarak işlem yapan kişileri ve verileri temsil etmek için de kullanılabilir. NSA'yı internetin telefon rehberi gibi düşünebiliriz. Bir adlandırma sistemi olan alan adı sistemine DNS denmektedir. DNS hatırlanması zor IP adresleri alır ve bunları kullanımı kolay URL'ye ekler. Böylelikle kullanıcılar siteye girebilmek için sayılar girmektense girmek istedikleri web sitesinin ismini yazarak girebiliyor. Yani ENS için Ethereum blok zincirinin DNS'sidir diyebiliriz. ENS ile DNS arasındaki farka bakarsak ENS'nin blok zinciri tabanlı olduğunu söyleyebiliriz. Peki ENS'yi değerli kılan şeyin ne olduğuna bakarsak hesabınızdan başka bir hesaba kripto para transferi ederken birden fazla adreste karmaşıklık veya yanlış bir adrese gönderme endişesi yaşadığınızda ENS'ye olan ihtiyacı anlayacaksınız. Tıpkı bir arkadaşınızın telefon numarası onun adıyla kaydedeceğiniz gibi ENS'de kullanıcıların uzun sayıları hatırlaması kolay kelimelere dönüştürmesini sağlar. Bu daha az hata olasılığına olan basitçe ve kullanışlı bir deneyim yaratır. Bir ENS alan adı sahibi daha sonra başka veriler atanabilecekleri ait alan adları oluşturabilir. Her zaman bir cüzdan adresi olmak zorunda da değildir. Akıllı bir sözleşmeyi işleme veya verilere yönlendirmek için de kullanabilirsiniz. Evet, videomuz bu kadardı. Bu videodaki makaleyi bitdo.com'dan almış bulunmaktayım. Dediğim gibi Ethereum'u beğendiğim için ENS'nin de geleceği olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca her videomda belirttiğim üzere hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerim ve kendi bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.